Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, Ankara'ya geldik. Dün yol yorgunuyduk. Yol yorgunu olduğumuzdan dolayı sizlere video çekemedik. Elbette cumartesi günü hafta sonunun en önemli haberi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu yeni Türkiye Yüzyılı'nın kabinesi ve kabine üyeleriydi. Bunu heyecanla bekledik değerli arkadaşlar. Benim beklediğim tabii ki bütün kabine üyelerine ve yeni bakanlara hayırlı olsun, Allah muvaffakat etsin, başarılar diliyoruz. Ancak bizim için borsa ve finans dünyası açısından en önemli bakan bizim için Mehmet Şimşek'ti. Mehmet Şimşek'le ilgili çok söylentiler oldu arkadaşlar. Yok işte gelmeyecek, yok gelse bile devam edemez, şöyle olur böyle olur, bir sürü dedikodular oldu. Fakat ben ne dedim? Finans Sohbet kanalı olarak arkadaşlar şu köşede yayınlıyorum. Birinci tweetim şuydu benim. Dedim ki Mehmet Şimşek ilk başta ekonominin başına davet edildiğinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kabul etmemişti. Çünkü Mehmet Şimşek o sırada bir manevra alanı kendi ekonomi düzeni içerisinde bulamadığını düşündü ve mazeret öne sürerek görevi kibarca reddetmişti. Ancak şimdi tabii o zaman insider trader falan değilim, yani içeriden bilgi falan almıyorum. Bir önceki videomda dediğim gibi sarayda veya köşkte benim tanıdıklarım falan yok arkadaşlar. Sadece analitik düşünmeye, yani aklımızı ve zekamızı koyup rasyonel düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Analitik düşünmezsek, rasyonel düşünmezsek çok hızlı fiyat değişiklikleri oluyor ve çok hızlı fiyat değişiklikleri olduğu zaman da birikimlerimiz, emeğimiz, paramız eriyor ve gidiyor. O yüzden yani böyle haberleri koklamamız lazım, davranışları koklamamız lazım ki insider trader olmadan insider trader gibi davranalım, önceden pozisyonlanalım ve önceden pozisyonun içine girelim düşünüyoruz. Peki şimdi düşünüyoruz, Mehmet Şimşek o zaman kabul etmedi. Peki şimdi Mehmet Şimşek kabinede ismini duyunca ben böyle alkışladım. Mehmet Şimşek'e istiyordum gelmesini. Çünkü Mehmet Şimşek bu görevi kabul ettiği zaman ben şunu söylüyordum. Bir tweet daha atmıştım. Acaba burada önemli olan Mehmet Şimşek'in manevra alanı bulup bulamayacağı. Yani gelse bile manevra alıp alanı bulup bulamayacağı. Ve rasyonel politikalara devam edip edemeyeceği. Ancak Mehmet Şimşek bu görevi kabul ettiğine göre, ismi de oraya geldiğine göre demek ki bir manevra alanı bulmuş. Bu manevra alanı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen Hazine ve Maliye Bakanlığı teklifini kabul etmişti. Mehmet Şimşek yurt dışı tarafından beğenilen bir ekonomist. Yurt dışında para babalarının, para baronlarının, yabancı fonlarının beğendiği, tanıdığı, öngördüğü ve sevdiği bir isim. Şimdi bunları bir kenara bıraktık. Mehmet Şimşek'in bugün devir teslim töreninde yine bir tweet atmıştım. Aslında Mehmet Şimşek'in devir teslim töreninde en önemli şey yapacağı açıklamalar demiştim. Bu açıklamalar çok önemli demiştim. Bu açıklamalar neydi arkadaşlar? Bu açıklamalar birincisi arkadaşlar, açıklamalarda rasyonel politikalara devam etmemiz gerektiğiydi. O açıklamaları da burada yayınlayayım arkadaşlar, orada görün. Rasyonel politikalara devam etme zorunluluğumuzun olduğu bilincinde olması. İkincisi ne? Kurallara dayalı. Ekonomide ekonominin kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız demesi. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani ortodoks politikalar, heterodokstan ziyade. Ve makro finansal istikrarı sağlayabilecek önlem ve kuralları ortaya koyabilecek bir politika izleyeceğini söyledi. Bu Sayın Nurettin Nebati'den dev alırken söylemiş olduğu bizzat cümleler ve bu kenarda da sizlere bunu yayınladım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani rasyonel nedir? Ekonomi biliminin neyi gerektiriyorsa. Kurallar nedir? Makro ekonominin kuralları her neyse. Çünkü bunun dışında bir çıkış yolu Türkiye'de kalmamıştır dendi. Evet, neydi heterodoks politikalar? Heterodoks politikalarla siz TL'yi itibarsızlaştırıyorsunuz, TL'yi değersizleştiriyorsunuz, enflasyon bir tür maliyet, bu maliyeti sanayiciye ve üreticiye, iş adamlarına, tabiri caizse arkadaşlar zenginlere yüklemiyorsunuz, gidiyorsunuz çalışanlara, işte ücretli çalışanlara, dar gelirlilere, orta gelirlilere fatura ediyorsunuz. Bunda neyle? Devalüasyonla. Devalüasyonun karşılığı nedir? Zamdır arkadaşlar, zamdır. Yani şu mikrofon 150 liradan 500 liraya çıkıyor. Böylece piyasada dönen karşılığı olmayan para
Nın karşılığı 150 lira değil 500 lira olmuş oluyor. Ama bunu ne deniyordu? Biz bunu ihracat modeliyle ihracatımızı arttırarak, sanayimizi arttırarak, üretimimizi arttırarak bunu kapatacağız deniyordu. Ama hani bir laf vardır ya, tabii ki üretim arttığı zaman, hizmet arttığı zaman enflasyon düşer. Çünkü enflasyon neydi? Karşılığı olmayan para miktarıydı. Karşılığında hizmet ve mal artışını gördüğü anda enflasyon düşer. Bu kabul ediyorum. Bu heterodoks politikayla da enflasyon düşer. Ama diyorum ya, Anadolu'da bir laf vardır. Hani dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlıyor. Yani %43-88 olan enflasyonumuzu 6 ay, 8 ay daha bu modele kurban verirsek artık olaylar mantıksızlaşıyor. Yani bugün artık daire fiyatları 400 bin dolar falan olmuş durumda. 300 bin dolar olmuş durumda. Yani Dikmen'de, Ankara'nın Dikmen'inde 4 milyon TL'ye daire var. 4 milyon TL'ye daire 50-55 yıllık daire. 4 milyon TL'ye demek 200 bin dolar demek. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Ya bu daire fiyatları, konut fiyatları çok pahalı ya dolar fiyatları çok ucuz. Ama tamam, dolar fiyatları ucuzsa o zaman bizim dolar bazındaki gelirimiz niye artmadı? Dolar da ucuz değil. E konut, konuta bakıyorsunuz, dolar bazında o da ucuz değil. Normalde bir konutun maliyeti 125 bin dolar, 150 bin dolar olur. Sıfır konuttan bahsediyorum. Bugün 125 bin dolar dediğiniz 2,5 milyon TL'dir. Kaldı ki doların grafiğine bile baktığınızda, dolar TL'nin grafiğine bile baktığınızda dolar TL'nin de çok ucuz olduğunu görürsünüz. Ha, bu heterodoks politikaları enflasyon düşecek diye bir yıl boyunca daha devam ettirirseniz artık burada stagflasyona girersiniz. Yani stagflasyon nedir? Çalışmazsınız. Çünkü 25 yıl boyunca, 30 yıl boyunca çalışan bir insan bir ev, bir araba almayacaksa, yani fakirliğin dibine vurmuşsak, dibini de sıyırmışsak artık burada başka bir politikada izlememiz gerekiyor. Ben burada Mehmet Şimşek'e kabul ediyorum. Mehmet Şimşek'in almış olduğu önlemlerin pozitif olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemde TL kazanan firmalar, bankalar, faktoringler, leasingler pozitif olacağını düşünüyorum. Belki GYO firmaları için belki bir duraklama dönemi olabilir. Çünkü bu ne diyor? Rasyonel, kuralcı ve makro finansal istikrarı destekleyici önlemler. Makro finansal istikrarı destekleyici önlemler. Bunlar nedir? Tabii ki GEO firmaları için, inşaat firmaları için biraz negatif olabilir. İhracatçı firmalar için biraz negatif demeyeyim, yatayda durağan olabilir. O zaman ne olur? TL kazanan firmalar, TL nakit akışı dengesi iyi olan firmalar, bankalar, leasingler, faktoringler, bu tip şirketler daha pozitif anlamda fiyatlanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki enflasyonla mücadele zor bir mücadeledir. Çünkü enflasyon bir bedeldir. Bunu ödenmesi gerekiyor. Bunu da öderken de toplumun her kesimine eşit olarak yayılması gerekiyor. Yani sanayici de ödesin, iş adamı da ödesin, çalışan da ödesin, siyasetçi de ödesin, alt gelir grubu da ödesin, üst gelir grubu da ödesin. Eşit, adaletli bir şekilde olması lazım. Ki bunu da Mehmet Şimşek'in sağlayacağını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki işte ücret zamları çalışanlar falan. Arkadaşlar, ücret zammı almaktan ziyade İnsanların maaşlarıyla satın alma paritesini arttırmak daha mantıklıdır. Ancak ilk etapta enflasyonun düşmesi için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Diyeceksiniz ki biz fedakarlık yaptık, fedakarlık yaptık deniyor ama işte bu işler kolay yapılmıyor arkadaşlar. Yani Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı trenler, otobanlar, şehir hastaneleri yapıldı, kabul ediyoruz. İşte bunların maliyeti, bunlar kolay işler değildir. İşte bunları da hep beraber arkadaş, bir kesime yüklemenin bir anlamı yok. Bankaları 6 dolardan çöp değerine getirdik arkadaşlar. Çöp ya. 6 dolardan 0.30 sente düştü. Yani düşünebiliyorsunuz, ciklet ciklet. Sakız fiyatı bankaların hissesinden pahalıydı. Yani inşallah hayırlısı olur. Ben destekliyorum. Bu enflasyonu artık yenmemiz gerekiyor. Çünkü bu mazlum millet artık enflasyonun altında inlemekten sıkıldı. Mehmet Şimşek'e görevinde başarılar diliyorum. Yarın hayırlara vesile olsun. Bankalar inşallah rally yapsın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.